ne yapıyorsun? Buz gibi suyu da doldurmuşsun içine. O sonuncu yapma biraz. Fazla mı oldu? Kusura bakma. Ben senin yanında amatör kalıyorum. Hoş geldin Metin Müdürüm. Bayağı da pahalı bir şeye benziyor. Maaşından falan kesmezler değil mi? Bir şey olmaz. Cana geleceğine mala gelsin. Sen şu sulu şakalarından yapma, bir daha yeter. Çay getirmişsin. İki gündür kanım çekildi gerçekten. Doğrusunu söylemek gerekirse iki gündür benim de çok kanım çekildi. Hayır, neyi neden yaptığını bilmesen. Neyse ki biliyorsun. Bilmek de kâr etmiyor ama işte her zaman. Zayıflamışsın. İşe yaramadı. Hala ses gelmiyor. Amirim, sizce vurdun mu onu? Silahsız gelmedi. Amirim, ekipler hazır, girmek için emrinizi bekliyorlar. Yılmaz bu işi çözecek. Seni korumaya çalışıyorum ama kendimi açık etmeden ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Elini çabuk tutman lazım. Zeynep'i görmeye gitmiş. Biliyorum. Ha, unutmadan. Bu sende kalsın. Ben bununla dönersem anlarlar. Benimkine. Dur. Hiç iyi görünmüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel moral veriyorsun. Bence benim gibi bir ayağı çukurda olan birisi için gayet normal durumdayım. Öyle deme. İlaçlarını alıyor musun? Alıyorum ama pek bir faydası yok bence. Zeynep uyandı. Sana kantinden çok sevdiğim bir şey aldım. Ne? Sürpriz. Bitter çikolata. Öyle mi? Çok mu seviyordum? Hı hı. Senin canını sıkacak bir şey mi oldu? Hadi bakalım. Gidiyor musun? Çay için teşekkürler. Rica ederim. Unutmadan
Beni böyle geldiğim gibi geri göndermeyeceksin değil mi? Yani biz bir arbede yaşadık ya. Doğru. Doğru. Öyle dur. Akif vur dediysek çok da şey etme yani. O kadar uzağa gitmene gerek yok. Oğlum şaka çıktı. Fena çak da ama iyiyim. Yılmaz dediğin gibi tam bir psikopata çatmışız. Ne konuştunuz amirim? Çocuklar iyi mi? Bilmiyorum, görmedim. Ama nişanlısının telefonunu almışsın. Deliye dönmüş. Yarın sana bir sürpriz olacakmış. Öyle söylememi istedi. İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar demiş Newton. Bugün ben o duvarları yıkacağım. Bari ben bence 2 kilo falan verdim ha. Baksana oğlum. Aynen Fiko. Yanakların falan çöktü lan iyice. Eridin sen. Zafiyet geçiriyor olmayasın. Vallahi lan. Oğlum olabilir bak ha. Kendimi kötü de hissediyorum zaten. Yanaklarım da çökmüş. Baksana. Lan dünden beri ne bulduysan yedin kömküm. Mide değil dipsiz kuyu mübarek. Oğlum. Açım diyorum. Aç bak. Açım. Açım. Benim üstüme gelmeyin ha. Tamam uğraşmış çocukla ya. Otur yerine sen. Al ye bunu. Ben yemedim. Vallahi mi ya? Ateş, sağ ol. Heh. Ne oldu prenses? Senin iksir suyunu çekti galiba. Bal kabağına dönüşmen yakındır ben sana söyleyeyim. Okuduğun masallara özet geçmene gerek yoktu canım. Yaş grubun tipinden de belli oluyor senin. Gerizekalı. Selin, Selin Vurdugo. Helal Selin. Bu kadar büyük bir şekle bekleneceğimi hiç düşünmezdim. Otur. Nasılsınız? İyi uyudunuz mu? Ha, uyuduk, uyuduk. Çok güzel uyuduk. Yani... Evet, biraz kalabalık. Çok rahat edemeyeceğinizi biliyorum. Ya hocam, şu duyar kasma meselesini kesip bizi bir an evvel salsanız artık. Mahmut Hoca da bir yere kadar. Sen olsun.
Mahmut Hoca. Ne kadar güzel bir tespit. Beni Mahmut Hoca'ya benzetmenizi çok anlamlı buldum. Çok beğendim. O zaman merakla beklediğiniz dersimize hemen başlayalım. Sorumuzu yanıtlayalım. Dersimizi bitirelim. Ne dersiniz? İzlemekte olduğunuz doping iftirasının fitilini ateşleyen sahte video. Geçen dersimizde bu videoyu internete yayan kişinin mevsim arkadaşımız olduğunu öğrenmiştik. Ama videoyu çeken kişinin kim olduğu hala muamma. Niye muamma olsun ya? Yayan kimse, çeken de odur. Ben çekmedim hocam, size o gün de söyledim ama ben değilim, ben yalancı değilim. Biliyorum Mevsim. Mevsim yalan söylemiyor arkadaşlar. Videoyu çeken yine aranızdan, bu sınıftan. Ne? O da mı bu sınıfta? Hala şaşırıyor musun? Ben kimlerin arasına düşmüşüm abi ya? Hiç düşündünüz mü? Bu kadar süredir buradayız. Bu durum aslında birbirinizi gerçekten tanımak için harika bir fırsat olmadı mı sizce de? Hiçbiriniz meğer bir diğerinin gerçek duygularından, gerçek hislerinden, düşüncelerinden haberdar değilmiş. Benim bir fikrim olmadığı kesin. Al benden de o kadar. Evet. Gelelim sorumuza. Videoyu kim çekti? Hocam. Siz biliyor musunuz kimin çektiğini peki? Videoyu çeken arkadaş, lütfen elini kaldırsın. Tabii ki öyle bir şey olmayacak hocam. Kimse bu yaptığını kabul edip sorumluluk almayacak. Bu artık belli bir şey. Maalesef öyle İsmail. Maalesef. Bu durumda videoyu çekeni bulmak yine size kaldı. İyi de biz nasıl bulacağız? Evet ya, kimse bir şey söylemiyor ki. Bir de polislik mi yapacağız? Çok doğru bir şey söyledin Selim. Çok haklısın. Çok doğru. Bu kişiyi bulmak polisin işi olmalı. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Bu işi profesyonellere bırakalım mı? Bu sessizliğinizden yine evet dediğiniz anlamını çıkartıyorum. O zaman... Günaydın komiserim. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ediyoruz. Bizim size bir işimiz düştü. Biz bir türlü bu işin içinden çıkamıyoruz. Size birazdan bir video göndereceğim. Bu videoyu bizim sınıftan biri çekti ama kimin çektiğini bir türlü bulamıyoruz. Sizden ricam bize bu kişinin kim olduğunu bulmanız. Akşam 8'e kadar vaktiniz var. Dalga mı geçiyorsun benimle? Eğer akşam 8'e kadar bu kişiyi bulmazsanız maalesef 5 öğrencimize daha
veda etmek durumunda kalacağız. Ya hocam, bırakın bizi gidelim. Açık hoca, delirdin mi sen? Delirdin mi sen ya? 5 kişi diyorsun. 5 tane çocuktan bahsediyorsun. Manyak mısın sen? Komiserim, dışarısın. Tamam. Ben sinirlendim de biraz mantıklı düşünelim. Yani siz içerideyseniz ben dışarıdayım. Yani çocuklarla konuşmadan bu meseleyi nasıl çözmemi bekliyorsun? Orasını ben bilemem. Sizler profesyonelsiniz. Öyle değil mi? Bu videoyu çekeni bulmak senin işin. Eğer bulamazsan... 5 öğrencinin ölümü senin sorumluluğun olacak. Akif Hoca, sen şu çocukların bir bölümünü salla. Bu meseleleri sonra konuşalım, olur mu? Sen benimle pazarlık yapabilecek pozisyonda değilsin komiser. Umarım küçük sürprizimi beğenmişsindir. Akşam 8. Kolay gelsin. Hocam, lütfen ne olur artık bitsin bu ya, ne olur ya, ne olur. Tamam, hepimiz korktuk. Herkes dersini de aldı. Lütfen artık bırakın bizi. Aynen hocam. He, polis nasıl bulsun ya? Adam nasıl bulacağım diyor. Bulamayacak işte, biz de burada öleceğiz. Hocam, ne olur ya. Hocam, bir şey yapamayacağım. Eğer polise güvenmiyorsanız... bu kişiyi kendiniz de bulabilirsiniz. O da bir seçenek. Ya hocam, öyle bir şeyin olacağını gerçekten inanıyor musunuz? Kimse doğru söylemiyor ki. O zaman dua edelim de komiserimiz işini çok iyi bilen biri olsun. Değil mi? Hocam, dua ile olur mu ya? Hocam, 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 hocam. Abi lütfen ya. Lütfen bunun sorumlusu kimse çıksın artık lütfen. Evet ya, bu zaten kim yaptı bunu söyleyin artık. Ama hadi ya. Ya beş kişi öldüreceğim ben. Sence amacı ne amirim? Bilmem. İntikam herhalde, ne olacak ya? O kadar basit değil amirim. Bu adam hiç o kadar basit değil. Hep bir adım önde. Kesin birinden yardım alıyor. Onu bir bulsak. Tamam. Diyelim biri bu öğretmene yardım ediyor. Ama kim olduğundan önce neden diye sorman gerekmez mi? Neden bu biri o öğretmene yardım ediyor? Neden? Bilmiyorum. Daha bunu neden yaptığını anlayamadım. Onu nasıl çözeyim? Doğru cevapları ancak doğru soruları sorarsan bulursun. Kim böyle bir kötülüğe ortaklık etmek ister ki? Biz. Biz mi? Biz ya. Şimdi biz de ona yardım etmek için çalışmayacak mıyız? Ha? Bundan hala ortaklık mı olur? Sayende herif kucağımıza saatli bombayı bıraktı gitti. Bak burada dikilirken bile biz bir saat yedik. Senin planın ne? Planın nasıl bulacaksın? İçeridekilerle konuşamadığıma göre ben de elinde olanlara bakacağım amirim. Öğretmenleri sorgulayacağım. Bu olayı çözemezsek ikimizin de başı gider biliyorsun değil mi? Merak etmeyin amirim. Çözeceğim bir şekilde. Aha. En son bunu dediğinde herif bomba patlattı Yılmaz. Unutma. Doktor bey, hemen taburcu edemeyeceğinizi biliyorum. Buyurun.
Pardon, yanlış oldu galiba. Doğruymuş, hiçbir şey hatırlamıyor. Müdür bey. Müdür bey. Bakalım. Komiserim. Ya ailelere artık bir şeyler söyleyecek misiniz? Bir konuşma yapacak mısınız? Yani işinize karışmak gibi değil de bana sorup duruyorlar. Ben de bir şey diyemiyorum o bakımdan yani. Yok konuşulacak bir şey. Yani bir gelişme oldu mu konuşuruz tabii ki ama... Şimdi bu sınıfın dersine giden öğretmenlerle acilen konuşmamız gerek. Niye? Bir şey mi oldu? Buradalar mı? Buradalar. Yalnız bir tek Taner Hoca yok. Onun da acil bir işi varmış. Bir akrabasını acile götürmesi gerekiyormuş. İsterseniz arayayım hemen gelsin. Arayın gelsin. Tamam. Artık şuralardan fazla almıyorum. Yok yok, böyle iyi, böyle iyi. Sen bir bana bir arka aynayı bir tutsana. Hemen. Kadir'cim oradan da bir göreyim. Tabii ki. Oh be, vallahi yüzüm açıldı resmen. Vallahi insanlıktan çıkmışız Kadir'cim ya. İşte eğitimcilik öyle her baba yiğidin harcı değil. Harika. Ama ne yaparsın? Bizim mesleğin cilveleri işte. Ya bana bak, hazır gelmişken sen bana acaba şu yüz masajından mı yapsan, bu kremle friksiyon yapıyorsun ya. Akşam programa davet ettiler de. Tamamdır. Şimdi okulu temsilen çıkıyoruz. Böyle çıkmayalım halkın önüne. Şöyle bir yenile bize. Ben yasak konmuş diye duydum hocam. Yani yasak demeyelim de. Ya bunlar herkesin üstesinden gelebileceği şeyler değil. Tecrübe, prezentasyon falan anlıyorsun. Yani şimdi ben orada müdür yardımcısıyım. Benim orada farklı bir statüm söz konusu yani. Vallahi konuşurken bile geriliyorum biliyor musun? Vallahi billahi. Bittik bittik yani. Yaslan hocam. Bir kere daha izlemek ister misiniz? Yani iyi olur aslında. Oynatsana tekrar. Yani herhangi bir şey olabilir. Yani işimize yarayacak ipucu mahiyetinde bir şey, herhangi minik bir detay. Mesela bu soyunma odasına yani bütün öğrencinin girip çıkması mümkün mü? Yani evet bu mümkün. Harika. Yani 29 tane şüphelimiz var. Forma. Forma olabilir mi? Olabilir. Ne demek o? Yani okulun spor takımı için yapılan forma var üstünde. Bakın koluna. Takımdan biri olabilir. Ama tabii yani başka birinin formasını alıp giymiş de olabilir. Öyle birini suçlamak gibi olmasın şimdi. Kimseyi suçlamıyoruz hocam. Gerçeği arıyoruz. Simge hocam haklı. Bu takım forması. Hangi takım? Yani kaç tane takım var? Sadece iki. Biri basketbol, diğeri de koşu. Eminsiniz değil mi? Ya Taner Hoca sağ olsun. Rüya böyle başarılar kazanınca ufak bir fon buldu da biz bu mavi formaları yaptırdık. Aslında Rüya'nın marifetiyle diğer öğrenciler de faydalanmış oldu ama bu bütün öğrencilerde olan bir şey değil yani. Yani başka birinin alınmalıysa ya da temin edilmediyse suçlu bu iki takımdan birinde öyle mi? Yani evet ama o gün basket takımının antrenmanı olma ihtimali de var. İsterseniz çizelgeme bakalım. Değilse koşu takımından biri. Peki. Bu sınıfta olup da koşu takımında olan kaç öğrenci var? İki. Rüya ve Nil. İşte suçlu Nil. Koşu takımındaydı ama hiç de başarılı değildi. Hep Rüya'yı da kıskanıyordun sen, yalan mı? Ya hepimiz bilmiyor muyuz bunu abi? Niye tartışıyoruz o zaman? Suçlu ortada. İki kere iki dört. Çetin. Bir şey söylesene. Nil böyle bir şey yapmaz desene. Niye susuyorsun? Sonuçta rakiptiniz, yalan mı? Saçmalamayın ya, ben değildim diyorum. Hem sen de takımda değil misin? Senin de var mavi forman. Senin yapmadığın ne malum? Bence bunlar tipik suçlu tepkileri Nil. Foyan meydana çıkacak diye başkasına hedef gösteriyorsun. Ya ben değildim diyorum ya, niye anlamıyorsunuz? Ben değildim. Bence kesin o. Ya sen böyle başkaları suçluyorsun da senin olmadığın ne malum? Çünkü ben değilim de ondan. Suçunu örtmek için yalan söylüyorsun Mevsim. Yok ben çekmedim. Bana gönderdiler falan. Hepsi yalan bunların kızım. Ne diyorsun sen ya?
Akif Hoca'nın dediğini duymadın, adam başka biri dedi. Selin haklı Mevsim. Eğer sen değilsen bile kimi çektiğini biliyor olman lazım. Evet ya, sen belki birisiyle anlaştın. O planını yaptın, o rüyanın videosunu çekti, sen de kızın ipini değil mi? Doğru. Ortada bir işbirliği olabilir. Ya itiraf et, sen de kurtul, biz de kurtulalım. Aynen öyle, Salih doğru söylüyor. Hala neyse. Size inanamıyorsun, iyice saçmaladınız ya. Sen söylenenleri duymuyor musun? Herkes senden şüpheleniyor. Ki bence haklılar da Mevsim. Yeter artık ya, itiraf et işte. Senin yüzünden başımıza gelmeye kalmadı zaten, psikopat. Ne diyorsunuz siz ya? Ya ben yapmış olsam ben yaptım derim değil mi? Ama siz de haklısınız. Bulduğunuz bir günah keçisi yüklenin değil mi? Ama ben kimseden korkmuyorum, tamam mı? Sen gerçekten bir kuyruksun değil mi Gizem? Yine peşinden mi gideceksin ha? Ya Selin! Bir dur, bir dur. Kızım adam 5 kişi öldürmekten bahsediyor, sen anlamıyor musun? Ha? Rahat dur bir. Mevsim. Selin aslında seni suçlamak istemedi. Bak hepimiz artık gerçekten çok yorulduk. Sen bana mı acıyorsun? Senin bana acımana ihtiyacım yok. Dışlanmaktan falan da korkmuyorum ben. Sana acıdığım falan yok. Ben sadece gerçekleri bilmek istiyorum. Rüya öldü Gizem. Bu soruların hiçbir anlamı yok. Benim için var. Ona bu acıyı yaşatanın kim olduğunu, neden yaptığını bilmem gerek. Neden? Neden öğrenmek istiyorsun? Öğrenince ne geçecek eline? Aferin kızlar, aferin. Nihayet sorgulamaya başladınız. Kayıtlara baktık. Sonuç? O gün sınıftan 5 kişi varmış. Yani 5 tane şüphelimiz var. Yapma be. Çocuklarla konuşmadan suçlu olma imkansız. Öyle gibi gözüküyor amirim. Amirim. Chatlink'te ortalık iyice kızıştı. Her geçen dakika adamın takipçisi artıyor. Böyle giderse Rihanna'yı bile geçecek. Ulan Mahir benim ayı bağırıyor. Sen takipçi derdindesin. Bırak oğlum telefonu. Kaç olmuşsa olmuş bize ne? Amirim ben bırak şimdi. Git bunu sahibine ver. Zeynep'in telefonu. Ver bakalım ne olacak? Ortalık karışacak amirim. Karışacaksa karışacak Mahir. Böyle dura dura herifin piyonu olduk. Görev veriyor bir de bize manyak. Ben sana söyleyeyim. Bilerek verdi bunu. Oyalanalım diye. Aklınca tuzak kuracak bana. Sürpriz diyor bir de. Bakalım bizim sürprizi görünce ne olacak? Amirim. Amirim. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama. Adam psikopatın teki. Yani çok kızacak. Kızacak doğru ama bir taraftan da yıpranacak. Kontrolün onda olmadığını anlayacak. Orada sıkışıp kaldığını hissedecek. Ne yapıp ne edip bu herifin kararını bozmamız lazım Mahir. Onu da işte bu kızla yapacağız.
Çünkü onun yumuşak karnı o, belli. Anladım abi. Beyim, var mı benden bir emrin? Sağ olasın Ziya Bey. Selametle. Peki benim telefonum nerede? Telefon mu? Nerede çıktı şimdi durup dururken? Hiç. Bir telefonum vardır herhalde, değil mi? Tabii ki vardı. Ama kim bilir nerede? Neden telaşlısın sen? Yo, nereden çıkardım? Telaşlı falan değilim. Bak, yakında çıkarız diye düşünüyorum. Eve döndüğümüzde sana yeni bir telefon alırız, tamam mı? Kaza geçirmedim ben. Bana çarptılar. Ne? Burada olmamın sebebi kaza değil. Bile isteye çarptılar bana. Kim olduğunu da hatırlıyorum. Kim? Akif Erdem. Dün televizyonda gördüm. Bir şeyler hatırlıyordum zaten ama dün televizyonda görünce parçaları birleştirdim. İyice emin oldum. Bana çarpan oydu. Akif. Hatırlıyorum. Zeynep. Ha? Efendim? Şu dediğin müziğe yürüyelim mi diyordum? Hava güzel falan. Olur canım, olur tabii, yürüyelim. Ne oldu sana? Ha? Ne oldu? Yaşlanmak... belli bir yaşa geldikten sonra... biraz kehanet gibi ya yani. Unutulmak, hatırlamamak falan. Ne bileyim, korkutucu değil mi? Doğal bir süreç. Dünyanın dönme hızı, hücrelerin yenilenme hızı, yer çekimi, radyasyon eşittir yaşlanmak. Öyle tabii de. Ne bileyim. Sen de yaşlanınca, yani bu yaşa gelince ya hatırlamazsan beni. Sanki hiç var olmamışım gibi olursam. O zaman sen ikimizin yerine de hatırlarsın bizi. Ben de her sabah uyandığımda sana bakarım. Hayatın yalnızca kuru bilgi olmadığını, aslında anlamdan oluştuğunu tekrar hatırlarım. Tekrar anlarım. Sonra sana tekrar aşık olurum.
Sonra senden tekrar vazgeçemem. Neden fizik Akif hocam? Hı? Sen edebiyatçı olmalıymışsın bayağı. Fizik daha güzel. Peki sen? Ben ne? Sen hatırlamazsan. Öyle bir şey asla olmaz. Ben seni bir şekilde ne yaparım, ne ederim hatırlarım. Merak etme. Neden inanmıyorsun bana? Anlamıyorum. Bana çarpan oydu diyorum. Zeynepciğim. Kızım. Doktor da dedi ya kafan karışabilir diye. Belki senin de kafan karışmış olabilir mi? Olayları karıştırıyor olabilir misin? Kafam karışık falan değil benim. Hatırlıyorum diyorum. Gördüm adamı televizyonda, bir sürü çocuğu rehin almış. Böyle bir adam, nasıl bir adam olduğu ortada. Böyle bir adamın bana çarpacağına neden inanmıyorsun bunu anlamıyorum. Yok, inanmıyor değilim. Ama Akif senin nişanlındı. Ne? Ne nişanlısı? Adam bana çarptı diyorum. Adam bana çarptı diyorum, sen nişanlın diyorsun. Benim nişanlım olsa neden beni öldürmek istesin? Hiçbir şeyi hatırlamıyorum, hiç kimseyi hatırlamıyorum. Ben neden sadece bu adamı hatırlıyorum o zaman? Hatırlıyorum diyorum, bana bu adam çarptı. Akif Erdem. Hazır mıyız? Niçin? İlk fizyoterapi seansını yapacağız. Çetin Taşkıran kavgasındaki diğer çocuklar. Bir bakın bakayım. Tamam amirim. Mahir nerede? Bir araştırma için sağda amirim. Ben gönderdim. Tamam, gelince bir uğrasın benim yanıma. Tamam abi. Nasıl gidiyor? Var mı bir ilerleme? Vallahi 5 tane şüpheli var amirim ama şu ikisinin motivasyonu daha kuvvetli. Nil Öğünlü, o da Rüya gibi koşu takımında. Ama Rüya yüzünden asla birinciliği göğüsleme fırsatı olmamış. İkinci olarak hiçbir turnuvaya katılamamış. Hocaları hırslı olduğunu söylüyor. Çalışkan bir kız. Çok çalışkan, belli. Yani bu bakış açısıyla düşününce Rüya'nın diskalifiye olması en çok onun işine yarıyor gibi gözüküyor. Diğeri? Çetin Taşkıran, o da koşu takımında. Hocaları iyi dereceler aldığını söylüyor. İstikbali parlak bir çocukmuş. Boş derken? Sporu tamamen bırakmak zorunda kalmış. Okulun önüne çıkan bir arbedede sakatlanmış. Rüya yüzünden olduğunu söylüyorlar ama kesin değil. Ne düşünüyorsun peki? Bu herifin bizle oynadığını yani... Bizi oyalamak için bu mevzuyu başımıza sardığını düşünüyorum amirim. Geç onu artık Yılmaz. Bu belli bir şey. Biz adamın üzerine gittik, o da şimdi bizim üzerimize geliyor. Evet, öyle de. Öyle de böyle de 8'e kadar o videoyu hangisi çektiyse bulman lazım Yılmaz. Bu herifin şakası yok. Hanginiz yaptı ya, hanginiz? Mecbur kalmadıkça birbirimizi aramayacaktık hani. Biliyorum da mecbur kaldım işte. Ne oldu? Zeynep hatırlıyor. Neyi? Akif. Ne? Nasıl? Ne dedi? Kenan cevap versene, ne dedi? Ona çarpanın Akif olduğunu söylüyor. Ne? O kadar emin ki. Onu televizyonda görmüş. Gerçekleri hatırlamaması şimdilik iyi belki de. Ona çok ağır gelebilirdi. Akif'in anlattıklarını düşünsene. Vallahi sen bilirsin hoca. Kurula sen gidersin.
İşini kaybeden de sen olursun. Bir de beni tehdit mi ediyorsunuz? Ha? Siz nasıl öğretmezsiniz ya? Ne derseniz deyin, beni durduramayacaksınız. Şimdi polise gidiyorum. Yaptığınız her şeyi tek tek anlatacağım. Hoca, yalnız buradan bu şekilde çıkarsan o emniyetin kapısına bile varamazsın. Ona göre. Dehşet içindeyim Akif. Aklım almıyor. Bir de beni tehdit ediyor ya. Bir de beni tehdit ediyor. Çıktım şimdi okuldan, karakola gidiyorum. Her şeyi bir bir anlatacağım. Ne olur beni yalnız bırakma, sen de gel, tamam mı? Ne olur. Zeynep bir dakika, ne olur bir dur. Düzgün düzgün bir sakin sakin bir anlat bana. Ne oldu, kim tehdit etti seni, söyle bana. Bunlar nasıl öğretmenler Akif? Bunlar nasıl insanlar? Ya Zeynep bir ağlamadan. Ne olur bak, korkutuyorsun beni. Alo. Alo. Zeynep. Alo. Zeynep. Alo. Zeynep orada mısın? Alo. Zeynep. Zeynep. Alo. Zeynep. Bir şey söyle. Alo. Zeynep. Görmüyor musunuz? Varsa planını siz yapın. Her yerde gözü kulağı var sanki herif. Tamam. Hiçbir şey yapmayalım o zaman. Adamla gelip Tuğrul'u öldürdüğü gibi bizi de öldürsün. Madem o kadar umurundaydı Tuğrul, dün gel dediğinde gidip görseydin o zaman sevgilini. Ama yemedi tabii, değil mi? Evet, yemedi. Giremedim o kapıdan içeri. Korktum. Ben senin kadar cesur değilim. Ölmekten korktum, oldu mu? Ya bir bıraksanıza dalaşmayı. Dün Mevsim itiraf etti ya, kimse ölmedi işte. Demek ki doğruyu söylerse kimse ölmeyecek. Doğru. Adam sabahtan beri üzerine basa basa gerçeği istiyorum deyip duruyor. Gerçeği söyleyelim, bitsin gitsin. O zaman kim yaptıysa söylesin. Ya, o zaman. Lafa gelin cebiniz konuşmasın. Ya, kim yaptıysa çıksın ortaya. Kim yaptıysa çıksın ortaya. Ya, ben ölmek istemiyorum. Ya, ben buradan kurtulurum. Ateş, bir şey biliyorsan söyle, biz de bilelim. Ne bileyim lan ben? Ne bileyim ben, ne bakıyorsun? Hepiniz diktiniz gözünüzü bana. Ne olsa bana bakıyorsunuz ya. Babanız mıyım lan ben sizin? Madem o kadar istiyorsunuz, ben yaptım diyeyim de herif hepimizi öldürsün. Ha? Siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Kesin değil. Baksanıza, sen yaptın elimizden beri kız sınıfa gelmedi. Korktuğu bir şeyler var onun. Ya sen sabahtan beri herkese duruyorsun. Bence suçlu sensin. Benim Rüya'yla ne işim olabilir ki Allah aşkına? Hem o benim aynı ligde bile değil. Ama Nil için öyle değil. Hala beni mi suçluyorlar?
Bil bana doğruyu söyle. Hangi konuda? Biliyorsun. Olsun. Sen yine de sor. Ben senden duymak istiyorum. O videoyu sen mi çektin Nil? Hayır desem inanacak mısın? İkinciliği kaldıramıyordum. Hırsından kaç kere ağladın, soyunma adasını dağıttın kaç kere. Peki sence neden yaptım bunu? Rüya seni geçtiği için. Evet, rüya beni geçti. Ondan nefret ediyordum, doğru. Ama bu koşu yüzünden... Neden de? Çok mu merak ediyorsun? Evet Nil, merak ediyorum. Senin yüzünden. Sen asla ona baktığın gibi bana bakmadığın için. Önüme geçtiği için değil. Aramıza girdiği için nefret ediyordum. Ama tabii ki sen bunun farkında bile değildin. Senin umursadığın tek bir kişi vardı. Rüya. Bu yüzden ondan nefret ettim. Bütün geleceğini elinden aldığı halde sen onu sevdiğin için, sana bunu yaptığım için. Olanlar kimsenin suçu değildi. Hayır, onun suçuydu. Hayır, değildi. Onun suçuydu. Değildi. Onun suçuydu ya. Sen ona aşıktın ama o seni yalnızca arkadaşı olarak gördü. Yaptığın bütün o fedakarlıklara rağmen yüzüne bile bakmadı. Ama ben senin için üzüldüm. Sevdiği kızın sana böyle davranmasına, seni üzmesine üzüldüm. Rüya seni sevmiyor diye üzüldüğün için üzülecek kadar çok sevdim ben seni, anlıyor musun? Ne kadar aptalca değil mi? Böyle karşıma geçmiş, o videoyu sen mi çektin dediğinde. Bir daha rekor kırarsam bırakacağım ben bu işi. İyi de ayrı ayrı koşuyoruz. Olabilir ama benim moralim bozuluyor. Bozma moralini kıvırcık. En kötü nal toplayıcı olursun. Ne demek istemiyorum? İsteyeceksin. İsteyeceksin kızım. Duydun beni. İsteyeceksin. Ya. Ne oluyor lan? Çetin. Çetin. Oluşmuş. Cerrahi müdahaleye rağmen spor hayatına devam etmesi mümkün gözükmüyor. Hayır durum? Daha görmedim amirim. Fizyoterapisteymiş, çıkmasını bekliyorum. Tamam, bir durum olursa. Amirim çıktı, kapatıyorum. Zeynep Hanım.
Merhaba. Ben komiser yardımcısı Mahir Arat. Öncelikle geçmiş olsun. Bizde size ait bir şey vardı da ben onu getirmiştim. Kaza geçirdiğinizde telefonunuzu kriminal incelemeye almıştık da. Şimdi kendinize geldiğinize göre... Sağ olun Mahir Bey, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Mahir Bey. Buyurun. Hemşire Hanım, bize bir saniye izin verebilir misiniz? Tabii. Mahir Bey, size söylemek istediğim bir şey var. Dinliyorum. Bence yaptığın hata itiraf etmek hiç de kötü bir şey değil. İnsan rahatlıyor. Beş kişi senin yüzünden ölecek diyorum. Ve Akif Hoca gerçeği biliyor, unutma. Bu bir sınav. Sen söylemesen de gerçek elinde sonunda ortaya çıkacak. Ben yapmadım diyorum. Sen yapmadıysan neden ağlıyorsun peki? Bana bak. Bunu ya sen yaptı ya da Çetin biliyorum. Ben yapmadım. Çetin mi? Ha? Ne biliyorsan söylesene gerizekalı. Beş kişi ölecek diyorum sana. Gurur yapmanın sırası mı şimdi? Rahat bırak beni. Dinliyorum. Mahir Bey, benim başımdan geçen şey kaza değil. Bana araba çarptı bilerek. Çarpan kişi de Akif, Akif Erler. Ne? Emin misiniz? Evet, evet. Yani dün haberleri izleyince iyice emin oldum. O. Çocukları rehin almış. Yani korkunç biri. Evet. Yani yaptığı şey akıl alır gibi değil. Doğru söylüyorsunuz. Zeynep Hanım, bakın aslında yapabileceğiniz bir şey var. Tabii, nedir? Yine mi aynı numara? Ama komiserim, ben o numarayı bir defa yerim. Yılmaz komiser. Akif. Zeynep. 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 Thank you.
Bunlar nasıl yalanlar ya? Daha kaç kişinin canını yakacaksın Akif? Ne yapıyorsunuz siz burada? Kızım şu telefonu verir misin? Siz. Bakın, kızınız Zeynep Hanım, Akif Erdem'i tesis etti. Mahir Bey bana yardımcı olmaya çalışıyor hepinizin aksine. O adam suçlu diyorum. Ama belli ki sen... Böyle mi söylediniz? Böyle mi kandırdınız? Bakın ben... Ne iş yaptığını bile hatırlamıyor Zeynep. Şu anda vereceği ifadenin hiçbir geçerliliği yok. Biz hastanedeyiz ve benim kızım henüz tam olarak iyileşmedi. Ama görüyorum ki bunun sizin için hiçbir önemi yok. Onun kafasını allak bullak etmenin sizin için hiçbir önemi yok. Ne yapıyor bu yine? Hemen beni arar mısınız? Zeynep. Hadi kızım artık biraz uyuman gerek. Ben uyumak istemiyorum. Ben hatırlamak istiyorum. Hepiniz bir şey söylüyorsunuz. Ben bambaşka bir şey hatırlıyorum. Neye inanacağımı şaşırdım. Yeter artık, çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Ağlamaya mı gidiyorsun yine? Rahat bırak beni Mevsim. Öyle mi? Ama bana bak, sana bir şey diyeyim mi? Akif Hoca 5 kişi öldürecek olması inan umurunda bile olmazsın. Ama o soyunma odasına kimin girebileceğini, bunu kimin yapabileceğini en iyi sen biliyorsun. Muhtemelen bu olaylar olduğunu da biliyordun ama... Rüya'nın diskalifiye olması işine geldi ve sustun. Ama işler değişti Nil. Adam 5 kişi öldüreceğim dedi, 5! Bilmiyorum. O videonun sahte olduğunu bile bugün öğrendim. Durumlar bu kadar vahimken bile susabiliyorsan... demek ki suçu sensin. Gerçekten Mevsim, ben bilmiyorum kimin yaptığını. Nasıl bilmiyorsun ya? Ya kimin çektiğini nasıl bilmezsin Nil? Yani... Çetin giriyordu. O da Rüya ile birlikteydi. Belki ondan da hoşlanıyordu yani. Çetin. Videodaki kişinin etiketini inceliyoruz müdürüm. İyi, bir şey bulsan haber ver. Tamam. Ah, ne yaptın? Verdin mi telefonu? Verdim amirim, vermesin ama... Ama ne ama oğlum? Sen ama deyince benim tüylerim diken diken oluyor mu? Hayır. Zeynep amirim, bana çarpan kişi Akif Erdem diye tesis etti. Ne? Şey, televizyonda görmüş Akif. Hayda.
Ben diyorum bu herifin başka meseleleri de var diye. Bu herif bir şey yaptı, başka bir şey var diyorum. Neyse bu meseleye bakalım. Buradan bir şey çıkacak. Nerede benim dosya, çıktı mı? Şey amirim, yalnız o kadarla da değil. Başka bir şey daha mı var? Zeynep, benim yanımda Akif vardı. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen niye kafana göre iş yapıyorsun? Arayıp bir haber versene. Amirim her şey bir anda oldu. Ne konuştular? Çok bir şey değil. Şey, Zeynep bana çarpan Akif dedi ama Akif gayet sevecen konuştu. Yani ortada bir gariplik var amirim. Sonra zaten sen kötü birisin falan derken de babası geldi, telefonu aldı. Yakalandın yani. Babası gördü telefonu. Evet, şey... Babası şey dedi, kızım doğru düzgün hiçbir şey hatırlamıyor dedi. Bana kalırsa doğru söylüyor amirim. Tamam, şu başımıza sardığı mevzu bir çözelim. Sonra Zeynep kızımız bizi yerde ederiz. Oradan bir şey çıkacak belli. Ya hadi oğlum Allah aşkına ya. Alt tarafı bir tane gidiyor. 12 yaşındaki yeğenime versem çoktan çözmüştü. Tamam komiserim, edit yapan kişi bir iz bırakmış mı ona bakıyoruz. Tamam hadi bakın, hadi hadi biraz hızlı, hadi acele, hadi hadi. Bana neden haber vermiyorsunuz? Deliye döndüm burada. Anca arayabildim oğlum. Önemli bir şey yok. Nasıl önemli bir şey yok? Zeynep bana onları niye söyledi öyle şeyler? Hani hiçbir şey hatırlamıyordu. Hatırlamıyor zaten. Böyle bölük pörçük bir şeyler. Polis. Polis vardı yanında. Telefonunu getirip onlar arattı. Bana söylemediğiniz bir şeyler yok değil mi? Yok. Adamlar telefonuyla gelip sana bunları söylemesini istemiş. Polis mi yaptı bunu? Evet. Peki. Şimdi lütfen Zeynep'le konuşabilir miyim? Şimdi çok uygun değil. Ben eve çıkalım istiyorum bir an evvel. Böyle şeyler yaşanmasın diye. Önce bir o işi halledeyim, sonra konuşuruz. Tamam. Tamam. Bence de en uygun olanı bu. Sizden haber bekliyorum. Tamam. Kızıyorsunuz ama biri chatlinkten mesaj atmış. Oğlum senin bütün gün işin gücün chatlinkten, bırak artık şu telefonu Mahir. Amirim ama bu içerideki rehinelerden biri olduğunu iddia ediyor. Ne? Biz şimdi onunla direkt konuşabiliyor muyuz yani? Yazabiliyor muyuz? O kimse görmeden yazabiliyor muyuz ona? Evet, direkt mesaj atabiliyoruz. Oğlum neden baştan söylemiyorsun? Yaz! Yaz! Kimsin? Nikah öğrencilerinden biriyim ama isim veremem. Çok tehlikeli. Telefonu nasıl saklamış? Yaz. Tuvalette kör bir nokta var. Kameralar görmüyor. Bizimle işbirliği yapar mıymış? Yaz. Yaz oğlum yaz, hadi yaz. Hadi. Yaparım diyor amirim. Şimdi bizim için bir tahkikat yapmasını isteyeceğiz. Yaz.
Hakikat ne diyor amirim? Ne duyuyorsak sosyal medyada duyuyoruz hocam. Sen çocuklarımız sadece bir lütfen, lütfen sakin olun. Sayın veliler, rica ediyorum lütfen sakin olun ve beni dinleyin. Bu sosyal medya çılgınlığından çok fazla teyitsiz kirli bilgi ortalıkta dolaşıyor. Bilhassa bu chat link uygulaması çocuklarımızın neredeyse tamamının yakınının kullandığı bir uygulama. Bakın maalesef bu kirli haberlerin çoğu da oradan yayılıyor. Biliyorum perişansınız. Hep birlikte yorgun, çaresiz, acılı bir bekleme sürecindeyiz. Farkındayım. İnanın ben de eve gitmiyorum. Kim için? Çocuklarımız için. Çocuklarımız için, değil mi? İnşallah emniyet güçlerimizin de yardımıyla, sosyal medyayı da arkamıza alarak önce siz velilerimiz, sonra biz öğretmenler hep birlikte el ele vereceğiz. O Akif denen adamı yakalayacağız. İnşallah çocuklarımızın da birinin dahi burnu kanamadan onları da hep birlikte kurtaracağız. Ama birlikte değil mi? Sabırla inşallah hep birlikte başaracağız. Birazcık sabır. Tabii. Birazcık sabır. Biraz daha sabır lazım. Birazcık sabır. Hocam farkındayım. Yani siz de onaylamıyorsunuz ama her yerde çığlıklar yükselmeye başladı. Nerede bu eğitimciler, nerede bu eğitimciler diye. Yani hocam böyle eli kolu bağlı, ne bileyim duyarsızmış gibi görünmeyelim. Basın burada olduğumuzu bilsin, okulumuz için. Ya aslında haklısınız da, acaba Yılmaz komisere mi sorsak? Hocam Allah aşkınıza Yılmaz komiser şimdiye kadar ne yapmış ki şimdi bir şey yapsın? Kurdular oraya bir çadır, girdiler içine. Burada insanlarla, velilerle biz muhatabız hocam. Ya doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da var mı senin aklında bir şey? Aklımda var demeyelim de bir fırsat var değil, fırsat değil. Ya. İyi. Evet. Üçü gitti, kaldı ikisi mi? Hayır. En azından ikiye indirdik ha. Peki ne diyeceğiz amirim? Nil mi diyeceğiz, Çetin mi diyeceğiz? Yaz Mahir, son bir yardım isteyeceğiz ondan. Şimdi dediklerimizi aynen yapman kimsenin ölmemesi için çok önemli. Şişt. Ne yapıyorsun sen bir saattir içeride ya? Beni mi bekliyordun sen? Niye ki? Aklına bir şey mi geldi? Yani kim olduğu ile ilgili. Düşündüm iyice. Bence Çetin yaptı. Saçmalama. Yani yok olmaz öyle şey. Ya sen hiç benden yardım istemedin mi? Ben de söylüyorum sana işte. Bence Çetin yaptı diyorum. Demek Çetin. Sen işbirlikçinin gizeme mi söylüyorsun? Hem siz ne ara bu kadar kanka oldunuz ki? Yok öyle bir şey senin. Sen yanlış anladın her şeyi. Ama yanlış seçim bebeğim. Bu salak salak oturur, kimseye de bir şey söyleyemez. Sen bana bırak. Çetin! Bunlar da senin yaptığını söylüyorlar. Nevsin'le beraber çalışıyor musunuz? Saçmalamayın arkadaşlar. Ben niye böyle bir şey yapayım? Rüyaya aşık olduğun için olabilir mi acaba? Ha? Sen mi söyledin? Sen mi söyledin? Aklı olan zaten anlardı oğlum ya. Kızın uydusu olmuştun resmen. Uydu değil, kuklasıydı. Ben ona yardım ediyordum. Getireyim mi? Çetin. Ben... Sen artık git istiyorsan. Bence iyileşebilirsin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bu bacakla koşmayı bırak, yürümem haftalar alır. Çetin. Nil, lütfen. Lütfen.
bana hiç iyi gelmiyor, anlamıyor musun? Yeter artık, niye anlamıyorsun? Niye? Senin ikmanın yok muydu? Vardı ama seninle konuşmak istediğim bir şey var. O yüzden geri döndüm. Nedir? Yaptıkların için ne kadar teşekkür etsem az. Ben bu yaptığını asla unutmayacağım. Ve bundan sonra hep senin için koşacağım. Söz veriyorum. Bana destek olur musun? Bacakla mı? Hayır. Bu kalple, bu akılla. Haydi, 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 haydi. Oldu be. Oldu be, oldu. Oldu mu? Oldu be. Oldu mu? Bak, bak. Oldu, oldu. Çok acıklı bir hikayeymiş. Şu anda uydurmadığını nereden bilelim? Ben şahidim, uydurmuyor. Rüya Çetin'e çok değer veriyordu. Gizem, senin sabıkan biraz kabarık. Bildiklerini söylemeyip bilmediklerini biliyorsun zannettiğin için bir kişi öldü. Sen daha ne konuşuyorsun? Doğru söylüyor. Çetin doğru söylüyor. Ben hep yanlarındaydım. Ulan sen değil miydin bana gelip? Evet, Çetin Rüya'ya aşıktı ama Rüya'nı arkadaşı olarak görüyordu diyen ha? Ne oldu şimdi? Oho! Baya baya yasak elmaya dönmüşüz ha. Ya bırakın Goygoy'u. Adam gelip beşinizi öldürecek, farkında mısınız siz? Sen olmalı değil. Şu üç tane manyak var ya, onlara söyleyeceksin. Ya tamam, yeter artık. Bunu yapan kimse bugün bulacağız. Tamam mı? Herkesi teker teker eleyerek gidelim. Bence de. Bence de iyi fikir. Halil. Ne? Ne Halil'e ya? Evet Halil. Hedef ben miyim? Çekilin gidin, ben bir şey yapmadım. Doğru. Senin de forman var. Sen de takımdasın. Bak kızımız dinlemem, ağzını yüzünü kırarım. Sen bizi sen... Saçma sapan konuşmayın ya. Tamam, Orzuman kilo kıracakmış. Ya oğlum görmüyorum, üstüme oynuyorlar lan. Ya yok öyle bir şey kardeşim, bırak sen. Geç yerine otur, hadi. Tabii. Senin adamın olunca dokunulmaz oluyor değil mi Ateş? Her konuda en önde atılıyordun. Ne oldu şimdi sustun? Tutuyorsunuz birini, yüklenip duruyorsunuz. Böyle hiçbir şey bulamazsınız. Biz değil, polis verecek cevabı. O yüzden artık herkes sessiz olsun. Gör işte. İşine gelmeyince böyle ortada bırakır bunlar. Selin kes sesini. Ne haliniz varsa görün be. Akşam göreceğim ama ben sizi. Salaklar. Maalesef artık kimseyi tanıyamıyorsunuz. Yani size emanet edilen o çocuklara böylesine vahşice saldıran Akif Hoca olması ya bizi mahvetti. Üç gün önce bana deseniz ki nasıl bilirseniz kendi halinde etliye sütlüye karışmayan bir adamcağız derdim. Peki ya şimdi? Şimdi adını dahi anmak istemiyorum. O adam, o rezil,
mesleğimizin yüz karası. Biz her şeyden önce onuru için yaşayan insanlarız. Şunu da bilinmesini istiyorum. Bakın o adama her öğretmen dediğinizde, başta ben olmak üzere bütün meslektaşlarım biz derinden yaralanıyoruz. Haklısınız, çok haklısınız. Taner Hocam, sizce bunu niye yaptı? İnanın bilmiyorum. Yani çünkü düşününce bu olanları aklım almıyor. Bakın bizler öğretmeniz ama sadece öğretmeyiz. Bizler aynı zamanda yol da gösteririz. En azından ben böyle yetiştim. Ama düşününce de aklıma ünlü olma çabası herhalde yani. Başka ne olabilir? Bütün bu yapılanlar, olanlar yalnız böyle çaresiz bir adamın acınası çabaları. Yazık. Akif Erdem tüm bunları neden yapıyor? Türkiye'nin merak ettiği bu sorunun cevabı için... Buldu ya bir olay. Sonra hemen kendini göstermeye çalışıyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ünlü olma hırsıymış. Senden çok kimde var acaba o? Artık ben de dayanamıyorum. Yılmaz komiser cevap bulabilecek mi dersiniz? Ya ben hala çocukların hayati bir tehlikesi olmadığına yani... Bilmiyorum, Akif'in tüm bunları planlamasının arkasında bilmediğimiz bir şey olduğuna inanıyorum. Başta ben de pek ihtimal vermiyordum ama... ya ne yazık ki Akif Hoca bizim bildiğimiz gibi bir değil hocam. Yani hiçbir şey yapmasa bile çocukların, ailelerin yaşadıklarını bakınca... yani kızmamak mümkün değil. Simge hocam, bak ne doğru dürüst uyudun kaç gündür, ne bir şey yedin. Öyle olmaz. İyiyim ben. Ya ben kötüsün mü diyorum hocam. Ama bak daha ne kadar burada olduğumuz belli değil. Yani belki de böyle nöbetleşe falan kalmayı düşünmemiz lazım artık. Bak veliler de perişan. Bizim onların karşısında daha iyi durmamız lazım. O yüzden diyorum. Öyle değil mi Harun hocam? Hocam, isterseniz ilk nöbeti ben devralayım. Siz de Simge Hoca'yı evine bırakın. Hah. Olmaz. Hocam biraz dinlen. Yarın tekrardan gelirsin. Evet. Tamam. Hah. Ama saat neredeyse 8 olacak. Önce bir çocukların sağ salim olduğunu öğrenelim öyle. Oturun. Videoyu çeken arkadaşa son bir fırsat daha vermeye karar verdim. O yüzden son defa soruyorum. Bu videoyu kim çektiyse hemen ayağa kalksın. Peki. Neyse ki böyle durumlar için polisimiz var. Bakalım komiserimiz ne yapmış? İyi akşamlar Yılmaz komiser. Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum sizi ama malum saat 8'e gelmek üzere. Ne yaptınız? Aradığımız kişiyi bulabildiniz mi? Evet buldum. Videoyu kimin çektiğini biliyorum. Aa, çok sevindim. Çok sevindim. Hemen bir saniye size hoparlörü alıyorum. Bir saniye. Bulmuş. Evet. Şu an bütün sınıf olarak merakla vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Doğru cevabı verirsem çocuklara zarar vermeyeceksin. Tabii ki. Ama ya yanlış cevabı verirsen? Tamam hoca. Uzatmayalım. Söylüyorum. Nil Ünlü. Hayır hocam, bu videoyu ben çekmedim gerçekten. Ya bir şey söylesenize, ben çekmedim o videoyu. Sen oradan şuradan sessiz yalanları mı yaptın? Komiserim öğrenci ben çekmedim diyor. Hayır. Ama o. Bütün kanıtlar onu gösteriyor. Hangi kanıtlar? Sınıftaki öğrencilerden topladığınız kanıtlar mı? Ya,
Keşke size yardım eden öğrencinin mesajlarına inanmadan önce birazcık düşünseydin. O mesajları sen mi attın? İşte senin meselen bu, Yılmaz komiser. Düşünmüyorsun. Her şeyi ezberden yapmaya o kadar alışmışsın ki. Büyük resmi görmüyorsun. Neyse, soruna cevap vereyim. Evet. O mesajları sana atan bendim. Neyse. Şimdi işimize dönelim artık. Akif! Ama yanlış cevabı verdin komiserim. Tamam. Hocam. Çetin. Ben yapmadım vallahi billahi. Evet. O zaman Çetin. Evet. Yine yanlış cevap. Akif. Tamam bak dinle. Yanlış bir şey yapma ne olur. Akif Hoca ne olur dinle bak. Sakın yanlış bir şey yapma. Ne olur. Kusura bakma komiserim ama senin sesini artık bir müddet kapatmak zorundayım. Akif lütfen dinle. Akif tamam. Akif ne olur biraz sakinleş. Yalvarıyorum Akif. Evet. Şimdi hep beraber doğru cevabı duyalım. Hazır mıyız? Salih Karakaya. Anlat bakalım. Neden çektin o videoyu? Ben... Sen nasıl bir insansın? Ne ara yaptın manyasın sen ya? Ben... ne? Eğer şimdi itiraf etmez ve kanıtlarımı sıralamamı beklersen... ...şimdikinden hem çok daha fazla utanacaksın... ...hem de çok daha fazla pişman olacaksın. Seni dinliyorum. Adımı söylediğinize göre zaten biliyorsunuz. Rüya. Evet, dinliyorum. Tamam, söyleyeceğim. Evet. Rüya, benimle çıkar mısın? Ne oldu? Salih... ...bu yani... ...teklifin... ...ben çok... Onur duydum. Ama... Ama? Ben teklifini kabul edemem. Salih. Ben ilk defa kalbimi birine açtım. Salih, ben çok özür dilerim. İnanamıyorum ya. O cılız, sakat, sevimsiz Çetin'e mi aşıksın yoksa? O erkek mi be, silik? Reddetti lan. Canım yandı Ateş. Canım yandı lan. Üzülme oğlum. Üzülme. İster misin sen de onun canını yakmak? Hı?
Bak şimdi. Bir video çek. Gerisini bana bırak. Tamam mı? Hı? Evet Salih. Hepimiz senin açıklamanı bekliyoruz. Ya benim benim kalbimi kırdı hocam. Hı hı. Ben ona kalbimi açtım. Ama o olmaz deyip ezip geçti. Aha. Ne? Niye öyle bakıyorsunuz? Sizin canınız bu kadar yansa siz ne yapardınız sanki? Ha? İşte öyle hocam. Beni net dedince üzüldüm. Ama çok üzüldüm yani. Arkadaşlarla dertleştim falan ama olmadı hocam dertleşmek. Şu bu hiçbir şey içimdeki öfkeyi şey yapmadı, geçirmedi yani hocam. Ben de sonra onu takip ettim biraz. İşte bir gün soyunma odasına girdim. İşte öyle hocam, ben yaptım yani. Hı hı. Yani şöyle kısaca özetleyecek olursak. Rüya seni reddetti. Sen de intikam almak istedin. O yüzden sahte bir video hazırlayıp ona iftira attın. Doğru mu? Hayır. Ben sadece soyunma odasına girip o videoyu çektim. Sonra Rüya beni görünce kaçtım zaten. Ya yemin ederim hocam, benim çektiğim videoda o apların vitamin apı olduğu görünüyordu. Videonun editlendiğini görünce ben de şaşırdım. Gerçekten. Ha, şimdi anladım. O zaman videoyu sen montajlamadın, öyle mi? Hayır. Montajlayan da Mevsim'e gönderen de ben değilim. Peki o zaman neden video yayılmaya başladığında sustun? Neden sesini çıkartmadın? Ben... Olay bir anda o kadar büyüdü ki çıkıp söyleyemedim. Korktum. Kimse bana inanmaz diye düşündüm. Ve o yüzden Rüya'nın her gün gözünün önünde acı çekmesine göz yumdum. Sustum ve izledim. Ama ben kötü bir şey yapmadım hocam. Sadece çok kızgındım, gururum kırıldı. Sen ve senin kırılan gururun benim hiç umurumda değil. Ama bir şeyi gerçekten merak ediyorum. Gerçekten Rüya'nın bu kadar çok acı çekmesini istedin mi? Sırf seni reddettiği için. Sırf sana hayır dediği için. Nil'e baktın mı? Ya da Çetin'e baktın mı? Bir dakika düşündün mü? Çetin, Rüya yüzünden sporu bıraktı. Ama kızıp ona kötülük yapmadı. Nil, Rüya yüzünden hep ikinci oldu. Hep ikinci oldu. Ama o da Rüya'ya bir kötülük yapmadı. Onun yerine daha çok çalıştı, daha çok çabaladı ve kötülüğe teslim olmadı.
Peki ya sen? Sen ne yaptın? Sen kötülük yaptın. Çünkü bu kolayına geldin. Değil mi? Sen bile bile Rüya'nın canını yakmak istedin. Ve izlemek istedin. Ve bunu güç zannettin değil mi? Bunu güçlü olmak zannettin değil mi? Hepiniz kötülük yapabilmeyi güç zannediyorsunuz. Birilerinin canını yakabilmeyi güç zannediyorsunuz. Bu güç değil. Bu zayıflık. Güçlü olmak bu değil. Bu alçaklık. Bu korkaklık. Gerçek güç, elinde imkanın olmasına rağmen onu kullanmamayı seçebilmek demektir. Güç budur. Her şeyi biliyormuş gibi konuşuyorsun ama hiçbir şey bilmiyorsun. Bu herif mi benden daha iyi? He? Ben bu heriften nasıl daha zayıf oluyorum ya? Bu herif nasıl benden daha iyi? Böyle bir herif nasıl benden daha iyi olabilir? Baksana şuna. Niye öyle bakıyorsun lan? Niye öyle bakıyorsun? Sen hiç aynaya bakmadın mı? Sensin zayıf. Sensin zayıf. Çetin zayıf biri değil. Rüya anlatmıştı bana. Ben Çetin'in sporcu geleceğini ondan çaldım. Ben olsam belki de öyle yaşayamazdım. Ama Çetin hayatına devam etti. Başka şeylerle uğraştı. Çetin çok güçlü biri demişti. Rüya Çetin'in acısını yendiğini görmüştü. Hepimiz gördük. Çetin çok güçlü biri. Bu ne ya şimdi? Ben miyim yani bir kötü? Bir şey söylesene Ezek. Söyleyemezsin ama değil mi? Bir saattir sana neler söyledim lan. Çünkü sen busun. Senin için öyle durmak kolay. Ben incindim. Benim kalbim kırıldı benim. Sen de öyle durdun. Neden beni seçmedin? Neden beni seçmedin? Neden beni seçmedin? Neden? Ben de olmayayım, sen de olan ne var ki? Hiç. Ben bunu anlamıyorum ya. Benim kafam bunu almıyor. Benim kafam bunu almıyor. Tamam yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Senin gibi başa çıkamadım. Gittim sevdiğim kızın hayatını mahvettim. Ben mahvettim. Ben mahvettim. Ben yaptım. Vur bana. Vur bana. Hadi çetin vur. Vur sana. Vur sana! Şu an Rüya burada olsaydı... ...böyle bir şey yapmamı istemezdim. Bu acıyı unutma lan! Yarını yaşamak için! Rüya için lan! Thank you.
Olanları duydunuz komiserim. Burada oldukça duygusal anlar yaşandı. Maalesef. Her şeyin de bir sonu var. Değil mi? Dersin başında da dediğim gibi artık gelelim esas burada olma sebebimize. Yalnız uyarmam lazım. Şu andan itibaren yaşanacak anlar pek de o kadar tatlı değil. Ne karar vermiştik? Doğru cevabı senin vermen gerekiyordu. Ama sen yanlış cevabı verdin. Akif sakın! Ne demiştik? Doğru cevap, 5 öğrencinin hayatını kurtaran kahraman komiser. Yanlış cevap, 5 öğrencinin ölümünün tek sorumlusu sen. Farkında mısın? Yine senin yüzünden. Yine düşünmediğin için. Akif! Seni son kez uyarıyorum Akif! Sakın salaklık yapayım deme! İsmini saydığım 5 öğrenci tahtaya gelsin. Ya yeter! Ben yaptım, benim suçum. Bu yüzden 5 kişi ölmek zorunda mı? Beni seç. Bütün sorumluluğu alıyorum. Beni seç. Vay. Arkadaşlarının yerine ölmeyi kabul mü ediyorsun? Evet. Beni al. Peki. Gel bakalım. Etkilendim. Güzel. Diğer 4 öğrencinin adını söylüyorum. Fikret, Güngör, Ayşe, Saygı, Merve, Esen. Hocam, ne yapayım? Beni bir şey söyleyeyim. Hocam, biz bir şey yapmadık ki hocam ama. Gerçekten bir şey yapmadık. Hocam, lütfen. Hocam, lütfen. Hocam, bir şey yaptım. Hocam, lütfen. Yılmaz, dur diyorum sana! Yılmaz, emin diyorum! Bir çocuğun daha zarar görmesine izin vermeyeceğim. Amirim! Öğretmen olamadım. İçimdeki umutsuzluk. Şimdi burada durursam polis olmanın da bir anlamı kalmayacak. Bir şey mi oldu? Acil!
Gerçekten başardın. 5 çocuğu öldürdün. Nasıl bir his? Bana söylediklerini hatırlıyor musun? İşte şimdi sen nefret dolusun. Ümitsizsin. Aynı bana söylediğin gibi. Bilemedin Akif öğretmen. Umut doluyum ben. Seni yakalamanın umuduyla yaşıyorum. Sana bu yaptıklarını ödetmenin. Yemin ediyorum bu suçu bir daha işlemene izin vermeyeceğim. Bana yarını yaşama isteğini verecek olan işte bu olacak. Umut! Anladın mı? İşte şimdi aynı noktadayız. Olaylar yaşanıyor. Tüm bu yaşananların bir açıklaması var mı? Gerçekten o sınıfta öğretmen olduğunu iddia eden bir psikopat çocuklarımızın hayatına mı kastediyor bilmiyoruz. Sadece veliler değil, bütün mahalleniz de olay yerinde toplanmış durumda. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere etrafı gösterecek. Evet, burada her şey tam olarak sizlerin de gördüğü gibi. Bizlere söyleyecek daha fazla bir söz kalmadı. Bu nasıl bir kabus ve neden bu kabusu yaşıyoruz? Bu caniyi neden hala durdurulamadı? Tüm Türkiye gibi biz de bu soruları soruyor ve yanıtlarını bekliyoruz. Evet Defne, olay yerinden aktarabilecek bir hak için 40 yıl köle olunuyorsa 29 kere 40 yıl kölesiz öğretmenim, öğretmenim. Ana gibi öğretmen kutsaldır, baba gibi öpülesi elleri var, şirin tatlı dilleri var. Sen ölmedin.